geldim. Eve geldim. Kubilay yattı. Ben de yattım. Ve uyuduk. Perdenin açık olduğunu ev sahibi olarak ben bile bilmiyorum ki o odada yatıyoruz. Oğlumun ışığa karşı alerjisi vardır. İnce perde, kalın perde çekilidir. Açık olan perde yan taraftaki odada olabilir. Küçük oda. Onlarla duvar komşusuyuz o oda. Sabah kapım çalındı. Açtım. Eski muhtar rahmetli Ahmet öldü şimdi. Covid'den öldü. Allah rahmet eylesin. Yanında azalardan biri ve yanında jandarma erleri, jandarma komutanları. Kapıyı açtım ben. Muhittin abi dedi rahmetli Ahmet. Komutan da dedi ki Muhittin Bey. Aşağıda dedi komşular. Yani Hasan Hüseyin'le eşi dedi pompalı tüfekle öldürülmüş duymadınız mı? Ben 2-3 adım geriye attığımı hatırlıyorum. Ne diyorsun ya sen dedim. Ne diyorsun sen kardeşim? Pompalı tüfek mi? Evet. Kubi nerede? Burada. Gittim odaya kaldırdım. Orada görenler de vardır. Kubi kalktı geldi uykusuzmuş, uyumamış. Peki bir dakika muhtar rahmetli oldu. Muhtarın yanındaki azalardan yaşayan yok mu? Var. Yaşayan var evet ama şu anda görsem tanımam çünkü... Hayır ama o bilir mesela işte hani kalktığında uyku mahmuru evet bilir muydu? O da canlı yayına bağlansın söylesin evet, ve ben sevinirim mutlu olurum. O yüzden diyorum evet. Sonra Aralık ayının 5'i 6'sına bağlayan gece. O menfur saat, 2'ye çeyrek kala, 10 kala, her neyse. Akşamdan duş aldığı için tabii ki ıslak kalır. Ben orayı saç kurutma makinesiyle mi kurutacağım o şeyi? Yani duş aldığımız yeri. Ne diyoruz oraya? Duşakabin. Duşakabin değil işte resmen. Eski köy tipi bir şey. Neyse geldiler. Kalır mıydı, ıslak kalır mıydı? Kışın tabii ki ıslak kalıyor Müge Hanım. Bunu hiçbir ev sahibi... Bir de ben evin annesiyim, abisiyim, babasıyım, dedesiyim. Her şeyle ben ilgileniyorum. Evime girdiler. Girdiklerinde muhtar ellerini böyle boşturdu. Allah rahmet eylesin. Yanında da şey var, 3-4 tane jandarma. Benim televizyon odada küçük bir masam var. Mutfakta da biraz büyükçe masam var. Mutfaktaki masama 3-4 tane asker oturdu. Tutanak tutmaya başladılar. Küçük odada da iki asker oturdu yan yana, bir tanesi de dikte ettiriyor. Mehmet Başçavuş, unutmadığım kadarıyla. Assubay Üççavuş, Mehmet. Ona dikte ettiriyor, tutanak tutuyorlar. Muhtar böyle yapınca ben sobanın kapağını açtım. Baktım, içinde hani biraz kömüz deriz ya, kor değil, kömüz. Masayı aldım, şöyle bir karıştırdım ve içeriye gittim. Öbür tuvalete gittim, orada tekerlek... Odun parçasını aldım, getirdim bir tane attım. O anda jandarmalardan bir tanesi ne yapıyorsun dedi Muhittin Bey. Dedim ya soba attım, bak üşüyor. Sobaya odun attım, bir tane odun. Öyle gürül gürül yarma diye bir şey yok. Ha yani siz aslında askerler içeri girdi. Muhtar var. Rahmetli yani muhtarla. Ev sıcak olsun diye attınız. Hayır, onu. Hayır, biraz ısınsın diye, sıcak anladım. Değil. Biraz ısınsın diye. Tamam işte. Attım. Geldi kontrol etti, kaldırdı, çekti benim attığım kütüğü, baktı içine, kapattı, tutanak yaptığı yere gitti. Soba meselesi böyle. Perde yani açık. Banyo kurmadı diyorsunuz, ben de onlar gelince içine odun attım, o da öyle anlaşıldı. Bir tek odun attım. Anladım. Yani kütükler atılıyor, soba yanıyor. Poşet dedi bu benim komşu kızım. ölenlerden dolayı hatırları büyüktür ve kendilerini de hala severim. Ve bundan sonra yine de seveceğim. Çünkü ben de kız çocuğu büyüttüm. Benim de 3 tane kız torunum var. Hatırları bende büyüktür. İnkar eden haramzadedir. Onlara kızım diye bile burada hitap etmeye şey yaparım. Evde kapının dibinde poşet varmış. Oğlum 5 Aralık günü Zeytin'den döndüğünde, Silkme'den, Zeytin motorla silkildiğinde toz yağmuru. Hem Hasan babanın hem kendi kulaklarını 2 ay içinde 2 kere yıkattılar. Doktor Mustafa Turacı'ya. 5 nolu sağlık ocağında şey yapar. Hasan, Doktor Mustafa Turacı benim aile hekimim. Aile hekimim. Kubilay'a dedim devlet hastanesine git yıkat.
Yok babacığım yıkatmayacağım dedi. Her nereye akşam nereye varacak bunun sonu detayları... ben anlamadım. Hayır yani. Müge Hanım bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Kirli elbiselere varıyor. Aha. Tozunu silkeliyor, poşete koyuyor, kapının dibine koyuyor. 6 Aralık günü Hasan Baba ile giderken tarlaya götürecek. Orada iş elbiselerini giyecek. Poşet o poşet. Anladım. Müttün Bey bir şey sorabilir miyim? Söyleyeceğim bu. Evinize girdiği zaman, eviniz jandarma geldiği zaman. Evet. Hangi muhtar vardı? Ahmet. Ahmet muhtar mıydı? Eski muhtar. Muhtar mıydı? Yetkisi var mı bu jandarmayla içeri girmeye? Oğlum ben, kardeşim. Ben Gökçelen'in azasıyım. Kardeşim. Ben Gökçelen'in azasıyım. Bakın. Beyefendi. Bakın Gökçelen'in azasıyım. Muhtar köye geldiği zaman muhtar heyetinden birisinin yoksa azasını alır, jandarma ona gider. Kardeşim. Muhtar Ahmet rahmetli hangi sıfatla senin yanına giriyor? Cevap vereyim. Bir dakika ben vereyim ona. Hayır, hangi sıfatla? Bana sor. Hangi? Bir dakika cevap veriyorum lütfen. Ben buraya kim? Buraya durdun, muhtar davet Ahmet. Ettiler geldim. Her şeyin açığa eski çıkması. Eski muhtar diyecek. Bir dakika kardeşim lütfen söyle. Ya. Bir dinle. Bekir abi, ama yanlış anlıyorsun. Jandarmanın kimine girip girmemesi onlarla ilgili bir durum değil. Yok, tabii. Hayır, misin? Şimdi böyle yerlerde polis de jandarma da evde arama izni olmadan hani soruşturma yapıyorlar ya. Sonra yarım bir gün ev sahibi evimi kırdılar, döktüler, çaldılar, ettiler demesinler diye özellikle köylerde, küçük yerlerde muhtarı, azayı falan da alırlar ki onu aslında kendilerine şahit tutarlar. Evet, alırlar ama bunun hani büyük şehirde kamerası var, polisin falan filan girer. Bazen arama yani böyle bir durumda arama ev aranmamış, arama iznine gerek yok ama bilgi alınması gerekiyor. Bunun durumunda muhtar gelir. Muhtar değil işte. Benim demek istediğim o muhtar değil. Eski muhtar. Zaten eski muhtar diyor. Jandarma onu almış yani o da sonuçta. Konuyla çok bağlantısı yok. Ama işte Müge Hanımcığım. Müge Hanımcığım. Bir dakika anekdot anlatayım. Muhtar şu an adını hatırlamıyorum da Aza Hüseyin Canı teyze beraber daha sonradan geldiler. Hep geldiler. 10 yani. Gün 15 gün 20 biz gün. Biz Hüseyin Canı teyze konuştuk o dönemki muhtar azası. Bir izleyelim. İzleyelim bakalım. Ha hatta mı? Ha tamam o zaman konuşalım. Hüseyin Bey günaydın. Günaydın. Siz o gün jandarma ile beraber eve girenler arasında mıydınız? Jandarma ile beraber değil. Ben jandarma bütün aşağıda maktilleri kaldırmış, tutanaklarını hazırlamış, ortamını hazırlamış, her şey olmuş. Yukarıda Kubilay'ın evleri evde tutanak halindeydiler. Sonra beni aradılar gece. Ben dedim bu saatte dedim hayrola dedim bunun sabahı yok mu dedim. Tabii böyle ciddi bir şey olduğunu bilmiyorum. Kızdım hatta komutana. Sonra o da dedi ki böyle bir durum oldu kusura atmayın. O zaman ben de uyku sersemi olarak kalktım. Geldim işte orada hazırlanmış tutanaklar. Onları okudum, imzaladım orada. Siz yani daha sonra geldiniz. Tabii peki canım, evde dikkatinizi çeken bir şey var mıydı? Dikkat çekici bir farklılık ne bileyim. Hani bahsedildiği gibi işte ev böyle cayır cayır soba yanıyor muydu? Gerçi siz sonra gelmişsiniz ama hani ıslaklık ya da Kubilay'da iddia edildiği gibi bir tedirginlik, baba oğulda bir tepkisizlik. Ne hissettiniz o an? Söylemek ister misiniz? O gün ben girdiğimde içeriye çağırdılar. Zaten uzun zaman geçmiş üzerinden. Tutanakları falan jandarma hazırladığı için ben de çok aşırı uyku sersem olduğum için. Şimdi Kubilay'ın yüz halinde devamlı gördüğüm birisi olmadığı için yani normalde ev hali durumundalardı. Yani hatta ben kendim de çok şok olduğum için çünkü ikisi de çok değerli hem komşum hem sevdiğim insanlar yani ben de şok durumunda oldu. Önce ben aşağıya bakkala geldim. Bakkalda kanları gördüm. Maktulleri kaldırmışlar. Zaten ben de şok durumundaydım. Yani bir şey fark etmediniz. Evet. Peki kim girmiş yani sizden önce? Çok böyle ilgimi çeken böyle aşırı bir durum olmadı. Herkes üzgündü. Yani bunu fark ettim. Öyle... Evet, şimdi bir kısım diyor ki Kubilay çok tepkisizdi. Bir kısım da diyor ki telaşlıydı. Yani sizin izleniminiz neydi? İşte üzerine zaman geçtiği için ben çok böyle aşırı O da böyle üzgün böyle şey durumundaydı yani mutlu kardeşim öldüler öldü ya işte falan filan üzgün bana bir konuşma yaptı. Nasıl olmuş ya falan dedim ben. Sormaya falan filan böyle o da üzgün bir durumda anlattı bana. Yani öyle hani böyle yani oraya dikkatinizi çeken herhangi bir şey olmadı. Olmadı. Anladım. Zaten şu o dönemki muhtar da vefat ettiği için onu da bilemiyoruz. Elimizde de nasıl ölmüşler diye anlattı var. Size. Göreyim. Hüseyin Bey nasıl öldüler diye anlattı size. Yani ölümleriyle ilgili bir detay verdi yok, mi? Yok detay değil. Ya nasıl ne oldu falan filan sorma kardeşim ya falan böyle olmuş deyince o da üzgün yani öyle ne oldu ya deyince ben işte ya böyle olmuş dedi.
Öldürmüşler aşağıda dedi. İşte dedi. O böyle böyle ne işte o? Böyle böyle ne onu soruyoruz. Böyle böyle ne yani? Böyle böyle ya işte ne yani? Hayrola nasıl bir şey olmuş bu ya deyince ben de şoktum çünkü. Ondan sonra yani aşağıda ikisi de öldürülmüş dedi yani. Neyi öldürülmüş dediler dedi. Çok detay gibi yani öldürülmüş dedi. Onu cevabı aldım sadece. Yani tabancayla, tüfekle vesaire diye bir ayrım getirdiler mi? Yok o muhabbete girmedik orada. Orada zaten herkes böyle pus yas bir şey durumundaydı. Böyle şoke durumdaydı zaten. Anladım. Ahmet de vardı rahmetli. Anladım. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgi için. O zaman Ahmet Bey de yeni vefat etti yani koronadan. Evet. Öyle mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Gülizar Uz, rahmetli Şenay Özkan'ın kuzeni. O da diyor ki, cinayetin ardından biz olay yerine gittik. Kubilay'ın babası Muhittin dükkandan rahatlıkla girip ekmek aldığını anlatıyor. Hani dün bahsettiler ya. İşte size karşıdaki marketten ekmek aldığını, ekmek alırken gördüğünü söyleyen kişi Gülizar Uz. Bir de onu bir dinleyelim mi? Şu dikkatini çekmiş. Yani orada iki kişi öldürülmüş. Onların en yakın komşusu, en sevdikleri. Hani bir de kalkıp hani kahvaltı derdindeler miydi demek istiyor anladığım kadarıyla. İşlettikleri markette hayat arkadaşıyla beraber katledilen Şenay Özkan'ın kuzeni Gülizar Uz'la bir aradaydık. Kardeşim aradı gece beni sabaha karşı. Hepimiz koştuk. Bütün köyün insanı oradaydı yani. Oralarda devamlı dolanan bir bey var. Geliyor gidiyor oralardan bir şeyler alıyor böyle sanki kendi dükkanıymış gibi. Sonra geldi o tost yapılan büfenin ekmekleri var akşamdan kalmış. Oradan bir güzel çıkardı ekmeğini aldı poşete koydu. Bu adam kim dedim herkes can derdinde. Bu adam ekmek peşinde dedim ya kimdir bu? Oradakiler dediler işte bu komşu yardımcı oluyor onlara ondan dolayı herhalde. Yardım etmek amacıyla geliyor ama o durumda orada iki tane insan öldürülmüş. Gelip oradan izinsiz demek ekmek alabildiğine göre orada. Onlar da çok samimi. Cinayetin işlendiği gece tavırlarıyla kuzenin dikkatini çeken kişi Kubilay Özel'in babasıydı. Müge Hanım programını izledim. Cenazede babam çok üzüntülü böyle olaylara dayanamaz diyor. Ama sonra öğrendim ki bu o şahsın yani o Kubilay denen şahsın babasıymış. Kubilay Özel'in cenaze töreniyle ilgili sarf ettiği sözleri hatırlatan Gülizar Uz, söylenenin aksine Muhittin Özel'in üzgün değil, çok soğukkanlı olduğunu ileri sürüyor. Babam çok üzüntülüdür bu tür olaylara dayanamaz edemez de ondan cenazede arkada durdu. Öyle bir şey yok. Çok soğukkanlıydı bir kere. O kadar çok onların ekmeğini yemiş beraber olmuş kişiler o gün orada otururlar. Olayın başında kardeşlerin yanında olurlar, beklerler. Olayı takip ederler. Çok soğukkanlıydı. Ben sadece bu dikkatimi çekti. Şimdi o şahıs oraya gelirken dedi ki ben yardımcı olmak için geldim buraya dedi. Yardımcı olacaksa bildiği şeyleri anlatsın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.